Hayırlı akşamlar Hüseyin'ciğim. Sağ olasın, teşekkür ederim. Sana da hayırlı akşamlar. Birol, ne yapıyorsun, nasılsın? Valla sabah erkenden yolculuk var, onun hazırlığı var işte. Anladım. Oraya bir ısıtıcı mı ısıtıcı bir şeyler götürüm. He? Bugün güzel bir canlı yayın, uzun bir canlı yayın olacak. Diyorum ki orası balkon herhalde. Balkona bir ısıtıcı mı ısıtıcı tak, üşütme. Dikkat et. Valla bu canlı yayın muhabbetlerinden sonra ya da balkonda fazla vakit geçirdiğimi fark edince ön tarafa cam balkon yaptırmaya karar verdim. Burasını böyle küçük bir minik kış bahçesi gibi yapacağım. He. Atmosferi ısıtamam şu anda kanka. Öyle mi? Tabii. Tamamdır. Ben kapalıdır diye düşünüyorum. Daha kötü o zaman. Açık alan bile, öyle mi? Kimse ayrılmasın. Bu akşam gerçekten çok verimli bir yayın olacak. Direkt köpekler üzerinden konuşacağız. Görseller üzerinden konuşacağız. Herkes hep merkezdeki köpeklerden bahsediyor da merkezin yanında neler var bir de onları gösterelim. Yine evet. Böyle kritik çapraz sorular var. Böyle tuzak sorular var. 10 puanlık değil 20 puanlık sorular var. Takipte kalın. Güzel bir yayın olacak. Şimdi Cuma Dilsiz'i bir canlı yayına çekmek istiyorum. Cuma Dilsiz bir gelsin. İlerleyen saatlerde Ali abi gelecek. Akın abi gelecek. Cahit abi, bakalım Özgür abi gelecek. Gelecek de gelecek. Bakalım bugün güzel bir canlı yayın olacak. Cuma'cığım, müsaitsen sana istek attım kardeşim. Kabul edersen sevinirim. Selam getirin. Alo. Abi cinli okuyor olduk en sonunda ya. İyi akşamlar Cuma'cığım. İyi akşamlar Birol abi, nasılsın? İyi vallahi, mücadele devam. Abi sen aradın da sevmiyordun Birol abi. Abi Serdin abi de geldi arkadaşlar. Çocuklar içeri gidin. Hadi. Arkadaş bir soru sormuş. Hüso sen yeni misin bu piyasada demiş. Beni insanlar yeni görüyor arkadaşlar. Ben Kangal camiasında Kangal'a uzak bir insan değilim de insanlar yeni tanımaya başlıyorlar. Öyle demeyeceksin. Yüzden... Öyle demeyeceksin. Bu eski piyasadan. Var diyeceksin. Ne diyeceğim? Sesin kesik kesik geliyor. Anlamadım ki. Bu alemde ismimiz, duvarda resmimiz var diyeceksin. Ya onu yok öyle iddialı ya şey şöyle çok eskiye dayanan bir Kangal'a ilgim alakam var. Kim herkesi de tanırım. Kimin hemen hemen %60-%70 de kapısındaki köpeği de biliriz. Ama insanlar yeni tanıyorlar. O da onların yakında herkes de tanıyacak ya yavaş yavaş. Birol Bey, Akın abi hoş geldin. Demiş. Akın abi hoş geldin. Hoş selam gel- arkadaşlar. Aleykümselam. Ben Sivas bölgesi 10 günden fazla kalacağım. Belki de 15 gün kalacağım arkadaşlar. Tur oldukça uzun sürecek. Ses geliyor değil mi bu arada Hüseyin? Geliyor. Oldukça uzun sürecek. Aha ses gitti. Zaten önemli proje var. Onu söylememde bir sakınca yok. Günümüzün yetiştiricilerinden ve günümüzün aktif olarak sürüsünde Kangal kullanan çobanlarından iki ayrı perspektiften modern bir yarı amatör, yarı profesyonel diyelim ya da bir evet. Belgesel yapacağım. Evet. İki bölümde tahminimce 40'ar dakikanın üzerinde iki bölüm olacak. O proje zaten uzun süreceği için herhalde bir 10-15 gün oralardayım. Çiftlikle hayırlı alakalı olsun. Bir şeyin var mı? Çiftliği Cuma kardeşim 2G ile mi bağlanıyor internete? 1G ile mi bağlanıyor? Biz artık 5G'ye geçtik. Bilgin olsun. O interneti de düzeltirse. Güzel bir o zaman bizi şey bekliyor desene. Kangal'la alakalı belgesel bekliyor diyelim. Çalışma bekliyor. Bu sefer aceleye getirmeden ince eleyip sık dokuyup güzel bir şey yapacağız. İnşallah Kangal için yapılan her türlü hizmet vallahi alkışlanır. Yeter ki buna biraz da şey olsun. Emek harcansın. Akın abi sen nasılsın? Sağ olasın abicim, iyiyim. Bu akşam biraz moderasyonla gidelim. Soru cevapla gidelim. Diye bir konuşmuştuk gündüz. Var mı soruların? Baştan başlayalım. Yani soru cevapla gidelim. Isınma turundayız. Şöyle bir sohbet muhabbet turundayız. Bir kişiyle ya şimdi zaman kazanalım diye söylüyorum. Diğer türlü
Yayın 5 saat sürer. Bakın abi, görsellerle başlayabilelim mi? O zaman ben bazı görseller göstermek istiyorum. Hem herkes görsün istiyorum, hem de sen yorumla istiyorum. Olur tabii ki. Konumuz fenotip ya. Yani anlattıklarımızı fotoğraflarla dolduralım ki daha güzel olsun. Şöyle. Bu akşamki konu aslında şu. Benim Hüseyin'le konuştuğum konu şu. Karakter mi? Fenotip mi? Öncelik hangisi? Hı-hı. Bu konuda insanların görüşlerini almak, yani bu konuda söz sahibi olan, bu konuda tecrübesi ve bilgisi olan iki kelimeyi bir araya getirebilecek, başkasına taş atmadan, sadece bilimsel çizgide kalarak hareket edelim ve önce bu işi bir çözelim. Çünkü dünyanın neresine gidersek gidelim, istersek Antarktika'ya gidelim, istersek Güney Afrika'ya gidelim, Namibya'ya, herkesin bir tarifi var. Şimdi ırkın, türün, biyolojik bir standartizasyonu yapılamayacağı için bizim bunu kendimiz belirlememiz gerekiyor insanoğlu olarak. Köpek ırkının sahibi Türkiye'deki konu bugün Kangal'sa, Kangal köpeğinin ırk standartizasyonu neye göre yapılması lazım? Şimdi değişik değişik fikirler var. Yani çıkıyor, ben köpeğin karakterine bakarım. Ne yapacak? Kurtçu. Videosunu da gösterdik. Hani yapma Ziya dediğin noktada hatırlıyorsun, videoyu yükledin, tazlar gitti, kurda çöktüler. Ve evet. Öldürdüler. Bunu Volkadav da yapıyor. Bunu Kurtbasar da yapıyor. Şimdi bunlar Kangal mı? Değil. Mevzu bu. Yani buradaki bu soruyu sormak istiyoruz. Benim de isteğim farklı farklı örneklerden bu fenotip kelimesi, yani köpeğin dış görünüşü arkadaşlar. Türkçe karşılığı bu. Dış görünüm. Şimdi şöyle, ama dış görünüşte bir standart var mı? Var. Bunu konuşmaya gerek yok. Tamam, şu ama Kangal'a yakın olan köpeklerin, ama şu var abi, tarafından algılanması uzun sürer. Bak, hep merkezdeki köpekleri gösteriyoruz. Genel hatlarını ortaya çıkaracak. Ben öyle bir insan değilim. Ben merkezdeki köpekten bahsetmiyorum. Okay. Yani doğru Kangal'ı herkes biliyor zaten. Hiç merak etme. Yani onu doğru Kangal'a sahip olmayıp elindeki köpeğe Kangal demeye devam eden modeller de biliyor. O yüzden bu çekişmeye gider. Kaosa sürükler bizi. Kaosa gitmeyelim. Kangal'ın ne olduğunu herkes biliyor. Kangal'ın gözünün altının şöyle olmayacağını, işte kafasının zil kara olmayacağını, gövdesinin farklı farklı yapılarda olmayacağı. Kangal'ın bir tarifi var. Irk standardı var. Kangal'ı tanıyoruz. Ancak burada yani ana mevzu şu. Şu an yani dün akşam bu konuyu ben Hüseyin'e açtım. Hüseyin yarın akşam canlı yayında yapalım dedi. Resim göstereyim. Köpek burada ne yapmalı? Karakteri mi önemli önce, yoksa dış görünüşü mü önemli? Şimdi buradaki köpek, bu köpeği fiziğine göre mi üreteceğiz? Yoksa bu öncelik olarak? Yoksa karakterine bakarak mı üreteceğiz? Bu akşamki, bak Hüseyin, gözler siyah var. Bakın abi, sendeyiz. İşte ben de diyorum ki bu köpeği üretirken fiziğine mi bakacağız? Birbirleriyle tutarlılıklarına mı bakacağız, yoksa karakter olarak mı bakacağız? Bunu söylüyorum. Köpek şimdi baktık Kangal. Irk standardına uygun. Kurda gitmiyor. Kurda gidiyor ama tip Kangal değil. Nereden başlamak lazım? Abi, kulaklıktan dolayı mıdır nedir? Sesinin 2 saniyesi kesik geliyor, sonra normal eder. Bu her susup devam ettikçe bu şekilde aynı. Bende mi? Arkadaşlar yanlış duymuyorum herhalde. Sanırım şu şeyden dolayı. Şu anda iyi ama konuşmaya başlayınca 2 saniye kesik geliyor, sonra geliyor. Diyorum ki az önceki fotoğraftaki köpek tipi Kangal. Evet. Bu köpeği üretime alırken, ama kurda gitmiyor. Evet. Bu köpeği üretime alırken diğer tarafta da kurda giden ama dış görünüşü Kangal'a benzemeyen. Yani işte bir Anadolu çoban köpeği diyelim. Evet. Neye göre alacağız üretimi? Neye göre seçeceğiz? Hangi taraftan başlayacağız? Karakterle mi başlayacağız? Fizikle mi başlayacağız? Yani buna cevap almak lazım. İnsanlara bu konuda soru sormak lazım. Şimdi, tabii. Yorumlarımızı yapalım istersen abi. Evet. Yani şimdi zaten işte bahsetmiştik ya.
Bir kere şu var. Dünya üzerindeki her köpek ırkının ırk standartlarının belirlenmesinde birinci kural köpeğin dış görünüşüdür. 2-2-4 kadar bu net ve tartışmaya açık olmayan bir konu. Önce bunda bir hemfikir olmak lazım. Tüm ırklar için ki bu ırklar grup grup bazen süs köpeği de olabiliyor, bazen av köpeği de olabiliyor ya da bazen farklı konularda çalışan iş köpekleri de olabiliyor. Evet, bu köpekler karakterlerine göre gruplandırılıyor ya da fiziksel yapılarına göre çeşitli gruplara ayrılıyor ama her köpeğin ırk standardının birinci belirlenilen kısmı köpeğin dış görünüşüdür arkadaşlar. Yani ilk önce dış görünüş gelir. Devamında karakter seçimi yapılır. O dış görünüşe sahip köpeklerin içerisinden doğru karakterde olanlar ve bu karakterini yavrularına aktarabilenler üretilir. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Özgürcüğüm hoş geldin. Özgür abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Özgür abi hemen tanıtalım. Özgür Doğan Ankara'dan VAD Derneği'nin Malaklı Komisyon Başkanı, Malaklı üreticisi, Pro Kennel'ında Instagram hesabında sahibi aynı zamanda. Abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın Hüseyin? Çok şükür abi. Canlı yayınları hep izliyorsun abi. Farkındayım, geliyorsun. Bugün de dedik. Bu iki. Hoş geldin Özgür tekrardan. Bu ikinci oldu abi. Birol'un devam etmesini sağlayalım. Özgürcüğüm hoş geldin. Evet tekrardan. Evet, konuyu dağıtmayalım. Güzel bir gidişatımız var. Şimdi birbirimize belli bir süreler verelim ve bu sürelerle sırayla hareket edelim ki sözler bölünmesin. Yani yayına konuk alsak da, bir başka konuk alsak da o anda devam etsin. Ya da bir boşlukta yayını alalım. Evet. Bunu bu şekilde evet, ayarlayalım doğru. Ki söz kesilmesin. Çünkü akıcı gidiyor. Birolcum sendeyiz. Tamam, şöyle yapalım. O zaman yayında olan herkes zaten bu konuda hemfikir. Yani köpek ırkları için bir ırkın oluşmasında ve ırk standartlarının birinci kural ve kaide köpeğin dış görünüşünün belirlenmesi ve benzer görünümde köpeklerle bu üretimin sağlanmasıdır. Doğru mu? Ben fikir. Şöyle hemfikirlikle gitmeyelim. Fikirlerimizi söyleyelim. Yani bizle hemfikir olmayacak insanlar da olacak yayında. Farklı düşünen insanlar da olacak. O yüzden yayının sonuna doğru yani herkesin görüşleri insanlar söyler. Akın söyler, Özgür söyler, Birol söyler. Topluma bırakalım. Toplum kendisi kararını versin, kendisi anlasın. Tamam. Ben uygun görüyorum. Ben seninle aynı fikirdeyim Mehmet. Çok da doğru anlatıyorsun. Ama bizimle aynı fikirde olmayan insanlar da çıkıp konuşsunlar. Ben köpeğin sadece kurtçuluğuna bakarım deyip geçen de var. Yani bunlara da bir mikrofon uzatalım istiyoruz. Bakalım neymiş, neye göre anlatıyorlarmış. Ben uygun görürseniz birbirinden farklı ve birbirlerinden kan bağları olmayan köpekler göstermek istiyorum. Sırasıyla bir 15-20 resim göstereceğim. Ondan sonra bazı resimlerde özellikle üzerinde duracağım. Şimdi bir resim gösteriyorum. Şöyle yapalım ekrana. Bir resim gördüm. Bir 5-10 saniye bekliyorum. Devam ediyorum. Yak altını. İkinci köpeği görmüş olduk. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şunu biraz daha yakın tutacağım. Devam ediyorum. Bakın özellikle şunu bir yakın yani bunu bir resimlerin içinde aklınızda tutun. Devam ediyorum.
farklı farklı açılardan, farklı yaşlarda, farklı renklerde birbirlerinden 3 aşağı 5 yukarıya farklı olan köpekler gösterir arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın burada silik maskelere bir örnek. Devam ediyorum. Bu köpeği bir ikinci resmi. Tamam. Nereye gidiyoruz onu merak ediyorum şimdi. Az kaldı abi, bitiyor zaten. Bu kadar yeter. Şimdi aşağı yukarı 15-20 tane köpek gördük. Birbirlerinden bana göre genel hatları 3 aşağı 5 yukarıya yakın. Ama bireysel olarak çok dikkatli bakıldığında hepsi birbirinden farklı köpekler. Kangal çoban köpeğinde bunların tamamı kişisel görüşlerimdir. İşte bazı genel çizgiler var diye konuşuyorum ya ben mesela. Genel çizgilerden kastınız nedir? İşte hayvanın belirgin bir postunun olması, kuyruk çıkışının kalın olması ya da işte anatomik olarak koşucu bir kemik yapısının olması, kafa yapısı, işte gövdesinin uzunluğu, cidagosundan birlikte genel gövde uzunluğunun orantısı. 3 aşağı 5 yukarıya bunları gördük ve renk tonlarını gördük. İşte koyu kırçınını gördük. Daha sonra işte açık silik maskelisini gördük. Farklı renk kombinasyonlarında olanlarını gördük. Biraz daha salı kısa olanını gördük. Biraz daha salı uzunluğunu gördük. Dudağı ince ve düşmüş olanını gördük. Biraz kaş çıkıntısı belirgin olanını gördük. Somağı ciddi anlamda kalın ve uzun olanını gördük. Kısa olanını gördük. Farklı farklı köpekler gördük. Aslında konu şu. Yani insanlar genel hatlarından kangalı bilirlerse bu köpeklerin arasında benim kangal anlayışıma göre kangal çizgisinin içerisine girmeyen hiçbir köpek yoktu gösterdiklerinde. Kimisi birkaç puandır, kimisi en doğru örneklerden birisidir ama genel anlamda kangal hatlarını farklı farklı resimlerden göstereyim istedim. Şimdi önümüzde de olmadığı için katılmadığınız kısım var mı yok mu diye tekrardan baştan göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Yani gözünüzü tırmalayan bir şey yakaladınız mı? Yani genel ben, olarak köpek... Ben bir köpek haricinde var. Bir köpek haricinde öyle çok aşırı absürt, o da belki açıdan dolayı olabilir bilmiyorum. Yani burada naçizane fikrimden... Özgür, senin görüşlerin nedir? Birol, gösterdiğin fotoğraflarda üçüncü fotoğraftı sanırım. Bir tane bir dişi vardı. Bakalım. Çok pardon. Arkadaşım telefonda. Yani sordun diye bunu da söyledim. Hani şey yapmak da istemem. Akışı da etkilemek istemem. Bu muydu Özgür? Bu dişi. Bu dişi. Evet. Bu dişiyle alakalı Akın abi. Senin görüşün nedir? Şöyle biraz daha yaklaştırayım mı? Yok, gözüküyor. Şimdi bütün olarak baktığında... Bütün olarak bakıyorum. Bütün olarak bak. Yani tek bir yerden alırsan... Kangaldan uzaklaşan noktaları var ve o yanıltır. Hı-hı. Ama bütün olarak baktığın zaman kürkü biraz kısa, bacaklar gövdeye biraz fazla uzun. Evet. Alın stopu fotoğraftan olabilir. Yani kaşlarının oradaki bölgeden bahsediyorum. Alın stopu dediğimiz yer orası. Birazcık Hı-hı. fazla çıkıntılı gözüküyor ama bütün olarak baktığında köpek kangal. Kurumuna benim Aksis'e kangal seceresi verir misin abi? Tabii ki. Okey. Bu köpeğin haricinde bir uzun bir köpek vardı, yüksek. Böyle abi. Sağ arka taraftan fotoğrafını koymuşsun.
Evet, bu köpek bu fotoğrafta Kangal'a uzak gözüküyor. Yani yine Kangal diyebileceğimiz bir köpek ama standarda uzaklaşmış, standarttan uzak bir köpek. Evet bak, kafa bu fotoğraftan, büyüt fotoğrafı. Evet, büyüttüm abi. Uzaklaştırır mısın? Yok yok, uzaklaştırır mısın? Yok, komple gövdeyi görelim. Baktığında köpek kafası leblebi kadar çıkıyor. Ve hı, ön omuzları Kangal gibi değil. Bir sürü koruma köpeğine göre alt uyluk kemiği ve ön kol kemiği fazla uzun. Gövdenin aerodinamisi yok. Fakat neden söylüyorum bunu? Ve arka bacak, arka topukları çok kalın çıkmış. Ama bu eksikler köpeğin anatomik eksikleri. Bu köpeği Kangal'dan çıkaracak bir eksik değil. Bu da Kangal. Doğru, doğruya yakın şu 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 anlamında değerlendirilebilir, anlatılabilir. Ama şurası şöyle, burası böyle dediğimiz noktalar bu köpeği Kangal'dan çıkartmıyor. Ha, şu köpeği vermemiştim, onu da göstereyim abi. Sen lafını bölmeyeyim, kusura bakma. Estağfurullah, maşallah. Ne besili köpek ya. Şimdi bu köpeklere, yani ben konu merkezli olarak gitmek istiyorum bir ol. Yani anlatacağım başka bir şey var mı bilemiyorum ama. Yok, ben insanlarda bir işte hep merkezli köpek anlatılıyor gibi bir algı oluşmasın ve genel bir göz filtri oluşuyor diye iyisiyle orta düşüğüyle. Ama şu var. Burada mesela şunu konuşmamız lazım. Şimdi o az önceki anatomik yapısı Kangal'dan uzaklaşmış erkekle Özgür Başkan'ın söylediği dişiyi düşün. Bu iki köpeği çiftleştirdiğinde ortaya merkeze yakın olması ihtimali çok düşük köpekler çıkacak. Evet. Ve yine dairenin içinde olacak ama dairenin merkezine yaklaştırıp köpeklerin kalitesini Kangal ırk standardı anlamında yukarı götürmemiş olacağız. İşte burada üretim, ıslah ve bilgi devreye giriyor. Şimdi tam merkezdeki köpeğin önemi burada ortaya çıkıyor. Şöyle izah edeyim. O iki köpeği çiftleştirip altından çıkanı yine onlar gibilerin yavrularıyla eşleştirmeye devam ettikçe ve en büyüğünü seçmeye devam ettikçe birkaç jenerasyon sonra böyle baktığında Kangal'dan tamamen uzaklaşmış köpekler görüyoruz. Ve bu hışırtı kimden geliyor? Benden geldi. Pardon. Yani çok yüksek kulaklık kulağımda ya. Sesi çok iyi algılıyor. Şimdi tabii. Bu üretim konusunda yapılması gereken, yani anatomiyi standardın merkezinde tutabilmek için her zaman böyle bir köpeğin kusuru varsa kusuru olmayanla eşleştirmek. Kafa yapısı tam doğru değilse doğru olanla eşleştirmek. Yoluyla gitmek gerekiyor. Ama insanımız şunu yapıyor. O merkeze uzak köpeği bir daha merkeze uzakla eşleştiriyor. Devam ediyor en büyük, en sert, şu bu falan renk derken bir bakıyorsunuz ki yani soyu Kangal ama tipinin Kangal'la alakası yok. Hatta genetik yapısına da baksan köpek belki DNA ile de Kangal çıkacak. Ama ortaya çıkan görüntüye bakıyorsun, yani birkaç jenerasyon sonra ortaya çıkan görüntüye bakıyorsun, köpek Kangal diye anlatılan köpekten iyice başkalaşmış. İşte sorun burada. Yani ben en son söylenecek olan şeyi en önce söylüyorum. Üretimde o merkezdeki köpekle eşleştirildiğinde hep merkeze yakın standardın içinde köpekler çıkarmayı hedeflemezsek, kafamıza göre bunu buna alıp bunu buna vurup böyle yaptığımızda standardın dışına çıkarız. Hiçbir zaman hem fenotip hem de genotip standartizasyonunu yakalayamayız. Bu, yani gösterdiğin resimler üstünden konu buraya geldiği için söylüyorum. Ve şimdi burada şöyle bir tespit, yani yine konu merkezli gitmek açısından söylüyorum. Biz, önce Özgür Doğan'a bu arada soruyu sormak istiyorum. Özgür Doğan, Kangal köpeği üretiyoruz. Şu anda bir diğer kurduk ve Kangal üretiyoruz. Karar verdik. Bizler ne yapmalıyız? Önce tip mi, karakter mi? Yani çok kurtçu köpek var. Fizik işte Kangal'dan uzaklaşmış. Ama Kangal fiziğine tam oturan ama kurda gitmeyen veya bilmeyen bir köpek düşün. Hangisiyle devam etmek lazım? Ben öncelikle fenotipe bakarım. Yani, neden? Ya şöyle söyleyeyim. Bir şeyin terziliğini yapacaksam önce kumaş benim için önemli olandır. Yani saman pazarından aldığım bir kumaşla bir Prada dikemezsin. Doğru mu Akın abi? Evet. Yani uygun olacak, ondan sonra onun üzerine yani o diğer özel
Dış görünüşü ben fenotip abi. Yani fenotip sonra olmayan... da karakter. Tabii ki. Ben öyle düşünüyorum. Yani evet. Alman çobanda da mesela hani en sağlam ırklardan birisi. Önce evet. Yani köpeğin görüntüsü. Sonra karakter sınavları vesaire yani. Evet. Bu iş bence adım adım bu şekilde gider. Peki. Birolcum devam etmek istediğin konu varsa yani araya girip biz de renklendirelim istiyorum bahsettiğin bir şeyleri. Ben araya girebilir miyim abi? Bir soru sorabilir miyim? Hepinize. Giremezsiniz. Yasak. Moderatör olarak yasak. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Şimdi iki tane dişi kangal getireceğim İstanbul'a. Allah nasip ederse. Daha sonradan da iki tane kangal olduğundan şüphe etmediğimiz iki tane erkek kangal köpeğiyle eşleyeceğiz. Şimdi bunların altından doğru fenotipte köpekler çıktığı zaman ben bir numaralı üretici olmayacaksam, örnek olarak verim olmayacaksam, bunların altından çıkan yavrular, yani nasıl anlatayım, çok gerisini bilmediğim için altından çıkacak bozuk yavruların çıkması da bu da bir şekilde beni etkilemeyecek. Ama bu köpeklerin hepsinin altından şu anlama mı geliyor? İlla ki iki tane birbirinden emin olduğumuz dişi ve erkek köpeğin eşleşmesine illa ki bozuk yavru atacak anlamına gelir mi? Yani burada üreticilerin sürekli kullandığı bir cümle var. Diyor ki işte köpek yedi soy gerisini atar. Köpeğin gerisinde ne var bilmiyoruz. Sürekli bunun arkasına sığınıyorlar diye düşünüyorum ben. Yani ben öyle düşünüyorum şahsen. Sığınma değil aslında. Gerçeklik payı da var. Ha, gerçeklik payı var. Şimdi insanlar ama... şöyle yapıyorlar. Bak, insanlar orada şunu yapıyorlar. Diyor ki ben diyor en inandığım köpekleri birbirine çektim diyor. Evet. Bak, ben bunu yaşadım. Gerçekten çok inandığım bir köpeğe çektim. Dedim ki bu saf dedim o zamanki zihniyetimle. Hani bu tam kangal dedim. Böyle kangala yakın bir köpek getirdi bir arkadaşım. Normal bir köpek yani. Ama kangal. Hani kangala yakın derken köpek kangaldan çok uzak da değil, merkezde de değil. Çiftleştirdik. Altından gelen köpeklerde şimdi şöyle bir hata vardı tabii. Sadece dış görünüş değil. Çok çoraplıydı iki köpekte. Bak, döşü de beyazdı. Çorapları da çok yüksekti. Bildiğin eski Aksaray Malatya'sı büyük ala gibi ala köpek çıktı. Bak burun akıtması falan demiyorum. Komple evet. Ala köpek çıktı. 3,5 aylık yaptığımızda yani büyüttük. İşte yani kafa şekil, şemal, kuyruk ortaya çıksın. Benzerlik, birbirine benzerlik ve kangala benzerlik çok düşük orandaydı. Sadece iki yavru kangala benziyordu. Şimdi senin sorduğun soru da şu var. Yani bir ol da bak şimdi kangal alıyor ve kangal üretecek. Bu dediğimi bir kenara not alın. Ben yaşadım, gördüm, yaşayanları takip ettim, üretenleri takip edip bunu tespit ettim ve bilim de bu söyleyeceğimi onaylıyor. Birbirine köpekler birey olarak anne ve baba artı bunların anne babaları, onların da anne babaları 3 jenerasyon bak fazla demiyorum. 3 jenerasyon belli bir tipteyse bu sadece kangal değil dünyadaki tüm köpekler için geçerli. Çıkan yavrular %70 tutarlılık gösterir. 10 yavrun varsa 7'si kangal çıkar. 3'ü yani doğru fenotipte çıkar. 3 tanesi doğruya yakın ama asla doğrudan çok uzak köpek çıkaramazsın. Fakat bugünkü şartlarda şimdi bir ol gitti köyden bir köpek buldu. Hüseyin de gitti başka bir köyden köpek buldu. Bu tarafta. Sağ tarafta da Özgür'le ben gittik köylerden köpek bulduk ve anne babalarını bilmiyoruz. Ya da bize yalan söyleniyor veya sahipleri, köpekleri bize veren kişiler emin değiller. Filancanın oğlu diye veriyor adam. Filancanın yavrusu diye veriyor. Hiçbiri bilinmeyen köpek. Bu köpeklerin altından gelende ise oran %50 ile 60'ta kalacak. İlk jenerasyonda. İkinci jenerasyonda %60-70 yani 10 yavrunun önce 5 tanesi 6 tanesi doğru fenotipte sonra 6 tanesi ve 7 tanesi doğru fenotipte gittikçe doğruya doğru gitmeye devam eder. Ve her jenerasyonda bu ileri gider. Neden? Hep doğruyu alıp doğruyla eşleştiğinde bu işi belli bir yani 5 jenerasyonun sonunda elinde tornadan çıkmış gibi standarda tutan köpekler olur. Tüm köpek ırklarında geçerlidir. İrolcuğum senin görüşünü alabilir miyim? Ben bu böyledir derken sadece bunu bir kinolog olarak 2000 küsür köpek üretmiş bile olsam şunu söylüyorum. Ne kadar çok bilirsen bil, kendi adıma söylüyorum bunu, aynada kendime söylüyorum.
en iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bilmediğim. Yani ben bunları söylerken hani konuşma tarzımı tabii hepiniz arkadaşım olduğun için yanlış anlamazsınız ama izleyiciler açısından söylüyorum. Hani kim olduğumuz, nasıl bir tecrübeyle geldiğimizi bilmeleri lazım. O yüzden de Birol'un görüşünü burada almak istiyorum. Çünkü mantıklı ve açıklayıcı bir şey söyleyecektir. Yani farklı bir bakış açısı. Aynısını Birol'dan sonra da Özgürcüm senden ve Hüseyin senden istiyorum lütfen. Sırayla. Ben bugüne kadar tamamen göz zevki konusunda köpek üretimi deneyimi yaşadım. Göz zevkinden kastım nedir? İri, yüksek, heybetli, mümkün olduğunca bedensel hataları olmadığı Anadolu çoban köpekleri, Malaklı melezleri ya da Malaklılar ürettik ya da aldık sat. Deneyimin bu konuda oluştu. Bozda ürettin. Evet. Ama hiçbir zaman iş köpeklerinden ilgili, bana göre Kangal çoban bir iş köpeğidir. İş köpeklerinden ilgili bir üretim deneyimim olmadı. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ben tabii ki de bilinçli bir köpek üreticisi olarak köpeğin ilk önce dış görünüşüne bakıyorum. Dış görünüşte benim için köpek okeyi aldıysa arkasından aradığım olmazsa olmaz kriter köpeğin kesinlikle ve kesinlikle türüde çalışan bir köpek olması ve türüde çalışılan köpeğin karakterinin belirli sınavlardan çoban tarafından geçirilmiş olması. Çünkü her sürüde çalışan köpek, 3 ayda çalışan köpek var. Her köpek başından gider gelir de orada yapması gereken görevi yapabilir mi yapamaz mı onu bilmiyorum. Uzun süre sürüde çalışmış olan köpek olması dikkat ediyorum. Çünkü bana göre Kangal köpeği bir iş köpeğidir. Yani birçok kişi şu anda bu ırkı kafeslerde ya da işte bahçelerde ya da alanlarda besliyorlar. Yani koyuna götürmedik herhalde de besleyenler var. Hayvancılık artık eskiden yoğun değil. Böyle bir gerçek de var. Ama Kangal konusunda fenotip ve karakter bir arada olmazsa sadece fenotip odaklı gitmenin de köpeğin karakterine zarar vereceğini düşünüyorum. İlk önce tabii ki de altın kural fenotip. Ama beraberinde karakter yoksa sırf fenotip odaklı gitmek bu köpeği ilerleyen sürelerde iş köpeği olmaktan çıkarabilir. Böyle bir risk de var. Şunu sormak istiyorum. Birol, soruyu ben herhalde soramadım. Yoksa atlamazdın eminim. Hani bu merkezden uzaklaşma ve doğru yavruların çıkması. Evet. Yani Hüseyin'in sorduğu soru üstünden gidiyorum. Tamam, o zaman onu da hemen cevaplayayım abi. Ben mesela biz Körfez Kennel'de yaşadığımızı söyleyeyim. Biz bir tip, sevdiğimiz tipte köpekler vardı. Bu köpekleri aldık. Ortalama 2010 senesinden 2019 senesine kadar ürettik 9 yıl boyunca. 3. yıldan sonra yaşadığımız yavruları bu Körfez Kennel'in yavrusudur diyebiliyordu insanlar. Ya işte senin dediğin olay oluyor. Birkaç kuşak kendi altında ürettiğin zaman aslında tipte tutarlılık gösterirsen bu yavrulara da aktarılıyor. Bugün piyasada bir köpek görüldüğünde bunu Akın Tülübaş üretmiştir ya da işte bunu şu üretmiştir denilebiliyorsa o konuda belirli sayıda üretim yapmışsa ve bir tipte tutarlılık göstermişse bu yavrulara da aktarılıyor. Yani test derece doğru. Ya bu Özgür abi senle Özgür abinin sırasını kastetmeyelim. Yok Hüseyin sen devam et. Başlamıştın. Şimdi bu örnekte mesela İzmir'de bir arkadaşımız var. Cevahir Sağır diye. Adamın her batındaki yavruları bir öncekinin neredeyse bütün yavrularda olmak üzere tip etip birbirine benzeyen yavrular alıyor bu arkadaşımız. Ben de şunu söylüyorum. Ben şimdi yeni üretici olacağım. Tabii Allah önce izin verirse. Şimdi eğer benim ürettiğim yavruların içerisinde 4 batın sonra 5 batın sonra farklı tipler araya giriyorsa bu benim kendi naçizane görüşümdür. Araya mutlaka bir hile katmışımdır ya da bir malzemede bir eksiklik vardır diye düşünüyorum. Şimdi benim eğer ticari olarak bir kaygım yoksa dişinin kızanının boş geçmesini istemiyorsam o sırada ya da kızanın kime atladığı benim o sırada hiç umurumda değilse örnek olarak veriyorum ya da o kadar ilgi alakayı göstermiyorsam ki zaten çoban buna çok fazla çoban yani aslında tip köydeki yaşayan çoban işiyle uğraşan insanlar bunlarla çok ilgilenmiyorlar zaten. Yani köpeğin diyor her dakika başında mı duracağım diyor. Köpeği o sırada artık kim atlarsa atlıyor örnek olarak veriyorum. Çiftliktekiler de ticari tabii bunun içine hepsini katmamak gerekiyor da ticari kaygıları olan insanlar da bunu ya nasıl bunun altından ben her defasında Kangal eni aldım. Bunun da işte şuna eş diyelim ondan da bir yavrumuz olsun diyerekten üretim serisini bozmaya başladıktan itibaren
Bence karakter de değişiyor, tip de değişiyor. E şimdi sürekli en iyi damızlıkları ayırmadığına göre kendine, maddiyattan dolayı damızlığı da koruyamadığına göre, damızlıkları da koruyamadığına göre ne oluyor? Şekil şemal değişiyor bana göre. Mesela bununla alakalı hiçbir bilgi birikimim yok ama ilk etapta köpeklerin hiçbirisini satmayı düşünmüyorum ya da en iyisini hiçbir şekilde elimden çıkartmayı düşünmüyorum. Çünkü niye? Daha iyisini yapmayı düşündüğüm için. Bu benim kendi düşüncem. Evet ama işte bunlar birazcık derin konular. Niye derin konular? Özgür de, Akın abi de aynı olacaktır. Bak, damızlık köpek olayı gerçekten başka bir olay. Mesela bunu ürettiğin zaman algılayabiliyorsun. Bazı köpek vardır, o batımın en iyisi değildir. Neye göre en iyisi değildir? Ondan daha atıyor, düzgün, daha yakışıklı, daha gösterişli, daha hiperaktif bir köpek vardır. Kardeştir bunlar, yuva bir kardeştir. Bir köpek de ona göre biraz daha kısa boyludur ya da işte biraz daha sakin karakterdir. Biraz daha ufak tefek vardır. İkisinden de yavru olursun. Hatta aynı dişiden yavru olursun. Dış görünüş ve karakter anlamında belki ufak tefek eksikleri olan köpeklerin damızlık kaliteleri bazen daha iyi olabiliyor. Yani bu üretmekle de alakalı bir şey. Hiç ummadığın köpekten istisnaları konuşmak istemiyorum da tabii ki de genelinde köpek iyiyse yavrusu da iyidir. Ha. Kardeşler arasında özellikle aynı batımdan farklı kardeşler tutarsan yavru aldığın zaman bir köpeğin damızlık kalitesinden emin olabiliyorsun. Yavru almadığın bir köpeğin damızlık kalitesinden ancak o kuşak 8-10 seneden beri vardır. 20 seneden beri bakın abi gibi. Artık bütün kan hattını ezberlemişsindir. Neyin nereden ne çıkacağını nokta dışı okuyabiliyorsundur. Bu kadar uzun bir üretim deneyimin yoksa birkaç kuşaktan beri üretiyorsan o zaman kardeşlerin arasındaki damızlık kalitesi değişebiliyor. Eksik olan köpek daha çıkabilir. Yani bu ihtimaller dahilinde. Onların hepsini bunun yaşayarak için, göreceğiz. Bunun için de şu lazım. Bir köpeği 3 farklı köpekle eşleyerek, 3 farklı kan hattından gelen köpekle eşleyerek altından çıkan köpeklerin ortalamalarına baktığınızda onun damızlık kalitesi ortaya çıkar. Ortaya çıkar. Yani Birol'un söylediği şey çok doğru. Mesela pitbull'lardan örnek vereyim. Kendisi görsel olarak da, yetenek olarak da, ring kapasitesi olarak da neredeyse sıfır noktasına yakın derecede olan köpeklerin altından şampiyonlar gelmiştir. Evet. Ancak pitbull dediğimiz, neden pitbull'dan örnek verdim biliyor musunuz? Bugün insan eliyle 150 sene, 150 yılı var mı Birol? 130-140 senesi var. 130 yılı var evet. 130 yıldır insan eliyle ıslah edilmiş bir safkan köpektir aslında pitbull. İnsanlar bunu pek bilmezler. Pitbull'u laboratuvarda yapıldı filan zannederler. Değil. İnsanoğlunun seçerek ürettiği bir köpektir. Özgürcüm, Alman çobanlarda benzer şeyler yaşamıyor musunuz? Yani Ursus von Batu, von Arlet, bu tür üreticiler hep bunları söylemezler mi? Yani köpeklerin veya bir olmuş bir köpeğin kardeşi vardır veya 30 bile olamaz ama yavrusu veya bir olan köpeği geçebiliyor. Doğru muyum? Evet. Senin bu konudaki evet, görüşünü alabilir miyiz? Yani damızlık kalitesi, damızlık aktarımı. Damızlık olayı Birol'un söylediği gibi şimdi bambaşka bir olay. Ben şu noktaya buraya da not aldım Hüseyin'in sorusunu. Bir onu cevaplamak istiyorum. Tabii. Şimdi Hüseyin dedi ya, üreticiler işte bu şeyin arkasına sığınıyor. İşte 3 jenerasyon gerisini verir, 5 jenerasyon.